Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Merhabalar. Evet Fatih abi, geçmiş olsun öncelikle. Birkaç gündür rahatsızsın. Videolarda belli olmadı ama. Yok, bugün bir yumurta toplaması. He, çektin mi? Onda bayağı belli olacak. Arkadaşlar bir sinüzit durumu var. Bu ara salgın zaten. Değil mi? Sağlıkçı mısın? Aynen. Şu aralar bayağı kişide var. Hava geçişleri ama normaldir. Ya biraz terliyoruz. Buralarda işte siparişi ayarlıyoruz, yem taşıyoruz. Yine yüklü bir siparişimiz var. Manisa'dan Mehmet Yılmaz, buradan selam olsun. Onun siparişleri burada. Memo, selamlar. Bugün foldukları geldi. Foldukları paketliyordum şimdi. Şimdi aynı zamanda Trabzon'dan da Hamdi. Hamdi Bayraktar. Bayraktar'dı değil mi? Hamdi'nin de bayağı bir siparişi var. Onun ızgaraları da var. Şu an bu gördüğünüz ızgaralardan kaç paket göndereceğiz? 29 metrekare. 6 paket herhalde. 6'dan biraz çıkar. 4 tane çıkartacağız. Aynen. 6 paketten. 6 pakette ızgara oraya gidecek. Hobi foldukları var. 17 tane. Bağlantı hortumları var. Giriş çıkışlar, nipeller var. Şimdi Salman abinin de var. 8 metrekare ızgarası. Evet, Salman'a da 8 metrekare ızgara gidecek. Bayağıdır gidecek, otobüsle alakalı sıkıntısı vardı onun. Araç girmiyor bir türlü otogara. Şimdi sağ olsun takipçilerimiz yeni yaptığımız kümesleri beğendiler. Ürünleri yaparak tanıtmamızın sebebi bu arkadaşlar. Şimdi sistemi görüp adam diyor ki tamam diyor, bu sistemi kurduğumda ben uğraşmayacağım diyor. Ve kümesini buna göre düzenliyor. Yani bizim Hamdi'nin 3, 6, 9, 10 tane toplam 10 kümesini ne yapıyor? Izgara artı işte nipeliyle otomatik folluğuyla otomatik bir sistem haline getiriyor. Bir de şimdi şu çok önemli. Tamamen isteğe göre. Yani normalde bunları internetten aldığınızda, ki biz de hepsi burada ve Trend Yol'da satış yapıyoruz. Aynı ürünler yüklenmiş durumda. Bir giriş bir çıkış olarak. Ama yapılan sıralı kümeslerde mesela hortumla direkt atlatarak geçirebiliyorsunuz. Benim kendi kümesimde bütün hepsinin başında T var. Bölmek için. Yani bu özel sipariş çok ayrı bir olay bence. Şu an koşu kümesinde de öyle. İstek. Şimdi biz niye o zaman böyle bir imalat yapmıyorduk? Pet shop'umuz da yoktu. Şimdi direkt kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Ya ve hani şu da çok özel bir parça. Bir de şunu da söyleyeyim. Özel imalat ama fiyat olarak bir fark yok. Onu da belirtmiş olayım. Birebir. Yani bizim normalde şu kör tapak bundan bir tık daha ucuz. Onu söyleyebiliriz ama onunla ilgili bir fark almıyoruz. Yani öyle küçük hesaplarımız yok. Şu aparatı da arkadaşlar internette bakın fiyatlarına, çok ciddi paralara satılıyor. Şimdi bazen söylüyoruz. Biz satıyoruz internette. Buradan da söyleyebiliriz. 25 lira çifti dükkandan aldığınızda. Trend yoldan alırsanız şu an 40 lira olması lazım. Yani şimdi çünkü arkadaşlar bu sitelerin komisyonları var. Kargo ücretleri de var. Kargo ücretleri var. Şimdi o yüzden her zaman dükkandan, esnaftan alışveriş daha karlıdır. Bazen hani eleştiriler geliyor. Özellikle Levent hocam mı demişti? Evet, Endi'ler daha ucuz falan evet, diyor. İnternette fiyatlar ucuz diye. Şimdi şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Biz malı aldığımızdaki fiyata göre fiyatlandırma yapıyoruz. Şimdi 2 sene önce adam toplu bir mal çektiğindeki fiyatla, malum şu anki durumu da biliyorsunuz, 1 sene sonra arada %50 fark ediyor. Biz 4 ayda Liva grubunda 3 tane zam gördük. Muhabbet kuşunda 5 kere zam gördük. Sadova grubunda kaç zam gördüğümü ben hatırlamıyorum. 50 olmuş mudur? Hani 3-5 işte yani belki de fazladır. 50 liranın üzerinde zam. Aynen. 105'e sattığın yemi şu an 155, %7,5 daha geldi. Aynen. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Çılgın fiyatlar yani. Yani fiyatlar inanılmaz değişiyor. Ama buğday bile 275 lira oldu. Devamlı ben de fiyatları takip ediyorum artık mecburen. Ya işte müşteri bize kızıyor dükkanda i̇şte. Ama arkadaşlar ben bunu hep söylüyorum. Yani gelen müşteriye de söylüyorum. Sen bir yediriyorsan biz 10 yediriyoruz. Hani bu yemin pahalanması bize çok büyük zarar. Keşke yem 5 lira olsa, üzerine biz de 5 lira koysak 10 lira kazansak. Kimsenin de zoruna gitmez o 5 lirayı vermek. Ama şimdi yem pahalandığı zaman yine 5 lira koyuyorsunuz üzerine. 150 lira diye 150 lira koyup satma şansınız yok arkadaşlar. Bir de mesela şimdi yemin de yerleri hazır. Bir 10 ton yem gelecek. Maalesef. Maalesef mi? Ya şöyle söyleyeyim. Bunları buraya çektik, göstereyim. Çok da bir yemimiz kalmadı aslında şu an. Bu alt maliyeti 4 liralardan 6 liralara geldi yemi. İşte. Şimdi 10 ton aldığında 40 lira veriyordun, şimdi 60 lira veriyorsun. Şimdi bağladığın para artıyor. 1000 diyecektin. Ondan sonra
Tabii yani 40 bile 60 bile oldu arkadaşlar. Şimdi bağladığımız para artıyor, kar marjımız düşüyor. Niye? Zam arttıkça, fiyat arttıkça biz diyoruz ki ya 10 lira kazanmayalım, 8 kazanalım. Niye? Vatandaşa çok pahalı geliyor, malı satalım. Yani yem satıp satmama arasında o kadar çok gidip geliyoruz ki sırf hani bu muhabbete maruz kaldığımız için. Yani bilmiyorum bundan sonraki bir 10 tonluk sipariş ne zaman olur, olur mu, olmaz mı? Bazen hani kendi hayvanlarımıza da yediriyoruz diyoruz. Bazen kızıyoruz. Bir hafta yem almadık bir kere. Bazen çok değişik fiyat politikaları oluyor. Bir bakıyoruz yem bizim dediğimizle başka bir bayinin dediği çok farklı oluyordu. Şu an zaten o yüzden fabrikayla çalışıyoruz direkt. Distribütörden almıyoruz artık. Hal böyle olunca arkadaşlar şu yemi satıyor olmamız bizim çok ciddi paralar kazanıyor olmamız değil. Bu yem nasıl bir tekel bayide sigara ve alkol satılıyor hani müşteriyi içeri sokabilmek için. Çünkü onların da kar marjları çok düşük. Bizim pet shop'ta da en mantıksız ürünümüz kar marjı olarak aynen. Yem. Yani kedi köpek çuvalına göre mesela 5'te 1 karı falan var yani. Tabii ya şu arkadaşlar i̇şte 7 lira bazen, 8 lirayla. Bazen diyoruz işte hani bu yeme pazarlık konusu oluyor. Hani esnafın en çok maruz kaldığı şey pazarlık. Pazarlık sünnettir eyvallah ama internetten alınan ürüne 1 kuruş pazarlık olmuyor. Biz burada şunu biliyorum ben 100 lira dediğim kuşu 50 liraya almaya insanlar çalışıyor. Çalışıyor. Yani hani sanki 50 liraya biz o kuşu alabiliyoruz. Yani bu olacak. Bunlara alışırız. Gayet de hoşgörüyle karşılıyoruz ama yem tarafında bunu hoşgörülü karşılayamıyorum. İbo da buna birkaç kere şahit oldu. Çok sert. Patron çok yemi sert. Yemi almıyor olmanız bizim karımıza şu an. %7,5 yine cumartesi günü mesaj geliyor. %7,5 zam geldi. Lan hafta sonu ne zam bu? Yani kur sabit, şey sabit. İşte kurdaki ve ham maddedeki artışlardan dolayı zorunlu hale gelmiştir diye bir mesaj. %7,5 bu kadar basit. %7,5 daha geldi. Yani onlar bize söylerken hiç böyle hani karşı taraftan tabii, bir tepki tabii. Görmüyor ama biz burada müşteriye söylediğimiz zaman maalesef ya ne kadar zamlandı, niye böyle oldu? Ya şu plastik grubu ya. Plastik grubu. Hobi Fold'lu ilk aldığımız fiyat var. Orta fiyat var. Şu an aldığımız fiyat arasında %50-%60 fark var. Var. Yani her şey aldı başını gitti arkadaşlar. Şimdi ama ne oluyor? Şimdi buraya geldiği zaman, iş hayvancılığa, hobiye geldiği zaman özellikle, hobide bu sefer sanki hani yağ, şekeri, tuzu, unu her şeyi unutuyoruz. Sadece buna yem geliyormuş gibi eleştiriyoruz. Arkadaşlar hayat pahalandı. Ben dün 1 kilo kesme şeker aldım 10 liraya. Al işte. 3 tane aldım bir de. 30 lira şekere verdim yani. Bu dükkan nasıl ayakladı? Bizim şeker kırmızı noktamız. Kırmızı çizgi. Çizgi, kırmızı çizgimiz. Evet. Vallahi yani böyle ya. Enteresan işler. Şunlar da bana girişleri. Poşetlerde hazırlıyoruz. Şu an 3 farklı sipariş aynı anda hazırlanıyor. Yani arkadaşlar biz bu işten keyif alıyoruz. Biraz muhabbet tadında bir video oldu. Yani full muhabbet tadında. Biz bu işten keyif alıyoruz. Keyif aldığımız için seve seve bakın burada oturduk. Zaten bunu sevmeden yapılacak bir iş değil ya. Kesinlikle. Bazen yarım saat, 40 dakika, 1 saat muhabbet ediyoruz müşteriyle. Gün sonunda müşteri hiçbir şey almıyor ama hani kızmıyoruz. Zaten yok. Sevdiğimiz şeyler üzerine konuşuyoruz. O yüzden pet shop dediğiniz dükkan ne bileyim diye işte fırın gibi bir market gibi bir yer değil. Biz biraz keyfe keder bir dükkanız. Herkesin hobisi. Herkesin evet. Kendine ayırdığı vakit. Keyif aldığı, keyifle yaptığı. Son zamanlarda tavuk grubunda bu iş biraz değişti. Çünkü hemen nasıl para kazanırımın şeyine geçiyor ya, dur, iş. Beni gaza getirme. Dur sen bir şey deme. Ya yok şu araya gireceğim. Yok ben senin ne diyeceğini biliyorum. Abi, civcivi almadan. Abi daha adam civciv almaya geliyor. Bak. Ben bu civcivden kaç para kazanırım dediğinde ben buradan kovmak istiyorum arkadaşlar. Yalan yok. Biliyordum bunu diyeceğim. Bana demeyin. Ben bu civcivden kaç para kazanacağım demeyin. Ulan bir civciv büyüsün. Bir anaç olsun. Bakalım horoz mu tavuk mu? Bir keyfini al. Ha, hani hobi olarak ya. Kalmalı bazı şeyler. Ya şimdi balık müşterisinin böyle bir derdi yok. Bak, kuş müşterisinin yok. Tavşanın yok. Kuşta yine hani bir kısımda böyle hani üretimciler var. Ama gelen müşterinin %10'udur. Ama tavuğa giren abi yem bu para biz bundan kaç ne? Para kazanacağız? Nasıl para kazanacağız? Abi sen bundan para kazanmayacaksın ya. Ticarethane mi kardeşim? Ben kazanamıyorum ya. Ben tavuktan para kazanamıyorum. 50 ırkımız var, 700'ün üzerinde hayvanımız var. Kafa kafaya geldiği zaman diyoruz ki ileriye dönük yatırım yapıyoruz çiftliğe diyoruz. Kendi kendini karşıladı diyoruz. Ki hani biz de iyi kötü siz biliyorsunuz bayağı bir hayvan barındırıyoruz ve herkesce tanımıyoruz iyi kötü. Satışımız da çok şükür piyasaya göre iyi. Elimizde civcivimiz kalmıyor. Ona rağmen biz arkadaşlar deli gibi para kazanmıyoruz.
Bundan para kazanamazsın. Bundan para kazanman için çok büyük çiftlikler olmanız lazım. Bir takım, yani buradan 7 tane civciv alacak arkadaş, bununla para kazanılmaz. Mümkünatı yok. Keyfini yaşar, hobisini yapar. O mantıkla yapılmalı zaten. En azından küçük düşünenler için. Evet, patronun telefon çalıyor. Ben şöyle bir dolanayım. Kapattın mı? Neyse, aç aç. Arkadaşlar, durumlar böyle. Şu an siparişleri hazırlıyoruz. Siparişleri göndereceğiz. Dükkanda bakın. Dükkanda maşallah bayağı da güzel oldu. Daha da inşallah dolacak. Videoyu burada kapatalım. Patron kızacak şimdi birazdan. Kendinize iyi bakın. Kapatma diyor. Tamam, bekleyin. Tamam, ayarladık onu. Bir şey ayarlamışız. Sen kaçta geleceksin? Sadova'ya mı diyor da? Bu akşam. Ama onda yağmur başlıyor. Sen saat buraya 800'lerde düşme ihtimalin yok mu? Eyvah eyvah. Yağmurda sen bize yer taşınacaksın. Neyse. Ya işte biz o... Çok heyecanlı. Tamam başkan, bekliyoruz sabah. Sen sabah. Eyvallah, görüşürüz. Kaçta? 8'de fabrikadan çıkamayacak. 8'de fabrikaya gidecek muhtemelen. İşbaşı yapacak. 8.30'da çıkacak. 10'da buraya gelecek. Tam yağmurda yer taşıyacağız muhtemelen. Ve biz bunu cumartesi normalde almıştık. Pazartesiye dedik ki yağmur yok, pazartesiye sözleştik. Bugün getiremediler, salıya kaydı. Ondan sonra yer konusu da benim kendimi çizdiğim. Tabii ki ya, çok ciddi bir zahmetimiz var. Çok ciddi mücadele veriyoruz yani. Şimdi aslında burada 400 çuval sırtımızdan geçecek. Şaka gibi ya. Neyse arkadaşlar, bu konuşmanın sonu kötüye gidiyor. Patron çıldırabilir. Videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Şu an duruşundan anlıyorum içinden söylediklerini. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.